denizin, yeşilin, tarihin kucaklaştığı İstanbul'un muhteşem bir köşesi Beykoz'dayız. Bütün bu güzelliğe sevgiyle imza atan Riva Çayı'nın kenarında ördeklerle, doğayla bütünleşmenin hazını yaşıyoruz. Önümüzde görüntüyü tamamlayan muhteşem bir sofra var. Süt, kaşar, tulum peyniri, tereyağı, bazlama, köy yumurtası. Ve bugün Türk-Osmanlı şerbetinde süt ürünlerinden söz edeceğiz. İstanbul'da Beykoz'da Riva Nehri'nin kıyısında çok güzel bir mekandayız. Bulunduğumuz yer tam da konumuza çok uygun bir yer. Bugün yemek danışmanımız Negin Tatlı ile bir sohbet gerçekleştireceğiz. Peynir üzerine, süt ürünleri üzerine, değil mi? Ve bulunduğumuz yerin bu anlamdaki önemi de buranın bir mandıra bölgesi oluşu. Olması. Paşa mandırasının burada olması. Güzel bu peynirle sütü dengelemiş ki o dönemde Osmanlı ve Orta Asya'daki insanlarımız. Çünkü yemeklerle birlikte yenmesi hem vücuda daha yararlıdır biliyorsunuz. Tek başına alındığında yine atalarımız da der yenmez. Hatta derler ki kurt yapar çocuklarımızı hatırlar mısınız? Kahvaltı kültürü yok o zamanlar. Yok tabii ki. Yemek olarak. Yemek olarak. Yani iki öğün evet, yemek. Evet. Peynir biliyorsunuz Farsça yani sütten yapılan anlamında ifadesi. 8. 9. yüzyıllara baktığımız zaman günümüze kadar gelebilen belgelerde Mezopotamya'da İndus Vadisi'ndeki çobanlar tarafından keşfedildiği bilinmekte. Dolayısıyla Orta Asya'ya oradan yayılıyor. Bu tat çok hoşlarına gidiyor. Bazı diyorlar ki acaba nasıl yapsak o insanlar, o dönemdeki insanlar. Çünkü hayvanları evcilleştirmek lazım. Nasıl sütünden yararlanacaksınız başka türlü? İlk evcilleştirme Orta Asya'da başlıyor Türklerin de. Keçi, koyun, inek, büyükbaş hayvanların hepsini evcilleştirmeyi kendi başlarına başarıyorlar. Dolayısıyla her an taze sütler ellerinde olduğuna göre, geçmişten de peynirin yapımını bilebildiklerine göre bu artık çeşitlenmeye başlıyor. Her buldukları değişik şeyler daha da bir zenginleştiriyor süt ürünlerini. Yavaşça zaman zaman bunlar Avrupa'ya da yayılmaya başlıyor. Dikkat ederseniz şu an Fransa'nın peynirleri derler, Roquefort falan. Ama oysaki asıl peynir işte bizim oradan, Orta Asya'dan. Peynir 8-10 bin yıl önce çobanlar tarafından üretilmiş. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Türk kültürünün hüküm sürdüğü topraklarda en gözde besin olan peynirin çeşitleri saymakla bitmiyor. Tulum peyniri, dil peyniri, Ezine, Edirne beyaz peyniri, örgü peyniri, tel peyniri, cıvıl peyniri, kaşar peyniri, otlu peynir, hellim, mihalıç peyniri diyerek başladığımız örnekler evrensel kültür alışverişiyle neredeyse sınırsız sayıya ulaşmış. Günümüzde gravyer peynirinin her türü, feta, çedar, ricotta, edam gibi peynirlerle sınırsız bir zenginliğe ulaşmış. Saray döneminde bakacak olur isek, peynirler, sütler yine çok büyük çeşitlilik göstermese bile yine belli başlı peynirler tüketilmekte bol miktarda. İnsanlar ne yapmışlar o dönemki yemekle ilgili olan işte ahçılar diyelim ya da onun daha üstü düzey yetkilileri mutfaktaki matbaa amiredeki önemli kişiler miri mandıra kurmuşlar. Yani miri mandıracılık oluşturmuşlar daha doğrusu. Mandıra müdürlüğü. Evet mandıra müdürlüğü demek zaten adı. Gerçekten öyle. Merdiven köyde, Ali Bey köyde, Kadıköy'de bunların geçmiş dönemlerdeki izlerini okumaktayız, görmekteyiz elimize gelen bilgiler çerçevesinde. Buradaki bütün keçisi, koyunu, ineğini besleniyorsa özellikle Merdiven köydeki 19. yüzyılda Kadıköy'deki daha bir büyük bir mandıraymış. Hayvanların yeminden tutun, temizliğinden tutun, sütlerin sağlımı, hijyenine kadar, saraya gelene kadar her türlü düzen orada bitirilmiş. Mutfakta nasıl kullanılmış peynir özellikle? Peynir mutfakta şöyle kullanılmış. Yemeklerde özellikle dediğim gibi daha başlangıçta böreklerde yapılan mantıların yani mantı türü olan yiyeceklerde, hamur işlerinde, efendim tatlı olarak tekrar biliyorsunuz bir tane şeyde çok sevdiğimiz bir tatlı vardır. Kadayıfla yapılır. Nedir? Künefe. Evet. Ya bunlar nedir? Tuzsuz en şahane peynirler de ortaya çıkan tatlılar. Peynir helvası vardır hatta. Aa inanılmaz. Tabii ki. Höşmerim.
Önceleri kahvaltı sofralarımızın baş tacı iken peynir tatlılarımıza kadar girip lezzet katar olmuş. Marmara ve Ege bölgesinde her gün taze taze satışa sunulan taze peynir tatlısı höşmerim veya Güneydoğu'dan tüm Anadolu'ya yayılmış muhteşem bir lezzet künefe desek iç geçirenimiz çok olacak değil mi? İyi, kaliteli bir peynir olup olmadığını nasıl anlarız? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ben çok gidip tadarım. Ben hepsini tadabilirim gidip. Ama bakın. Tadarken de neye dikkat edelim? Evet, mesela peynir alırken en önemli olay nedir? Aslında bu şu anki zamanımız için size söylüyorum. Geçmişte tabii ki bu tür mikroplar, bu tür rahatsızlıklar yoktu. Her şey daha bir farklıydı. Sen ya çekinme. Ben hazırım. Her şey hazırım. Dolayısıyla büyük firmaların yapmış olduğu peynirleri almakta yarar var. Açıkta olan Hı-hı. kesinlikle hiçbir peyniri almamamızda yarar var. Çünkü peynir birçok mikrobu da içermekte. Ne kadar vücuda da yararı varsa o kadar da zarar olmakta. Allah korusun brüsellöz hastalığı olabilir, peynir zehirlenmesi olabilir, başka bakteriler ortaya çıkabilir. Onun için dediğimiz gibi her zaman bildiğimiz yerden bildiğimiz markaları almamızı tavsiye ediyorum. Evet, tabii kaynatılmayan çok dikkatli. Diyelim ki markayı göremedik. Şöyle bir görünüşüne baktığımız zaman yani peynirde gözeneklerin çok olmaması gerekiyor bir defa. Hmm. Renginin güzel, parlak olması gerekiyor. Düzgün boyutlarda olması gerekiyor. Ağzınıza aldığınız zaman tadının peynir tadını hemen yakalamanız gerekiyor. Nasıl olmalı? Buruk yani mu olmalı? Böyle ekşi? Buruk olmamalı, ekşi olmamalı. Yani ağzınızda hafifçe eriyebilmeli. Yağ oranı, her şey tam stabil böyle olmalı. Çünkü bazı peynirleri görüyorsunuz kireç gibi diyorsunuz. Neden? Çünkü hiç içerisinde yağ yok. Hatta bazı peynirleri maalesef süt tozuyla yapıyorlar. Katkı maddeleriyle şimdi yapmaya başladılar. Çeşit de çok olunca içinden çıkmak zor oluyor. Ticari gayeler ortaya çıkıyor bu sefer. O zaman ne oluyor? Ürünler de bozulmaya başlıyor. Sütten peynir yapmaya çalışsak nasıl yaparız? Çok güzel. Basit bir şey. Mayaları satılıyor biliyorsunuz. Türkiye'de bulmak peynir çok kolay mayası. Ülkemizde peynir mayası. Ama illa peynir mayasını kullanmak zorunda değiliz. Sirkeyle de yapabiliriz. Sirke. Öyle mi? Tabii yoğurtla da yapabiliriz peyniri. Şöyle ki 2 litre diyelim süt alalım, kaynatalım ya da pastörize sütümüzü alalım. O yaklaşık 20-30 derece civarlarına böyle bir ısı elde ettikten sonra içerisine yarım sirke, yarım su bardağı sirkeyi koyalım, kestirelim. Arkasından bu kendi üzerine sarı suyu çıkıyor. Sonra bunu süzelim güzel tülbentle. Arkasını birazcık da iyice süzdükten sonra tuzlayalım. İster salamura suda, isterse dolapta bekletip daha sonra afiyetle tüketelim. Yoğurt içinde, evet, yoğurt içinde aynı bir kase yoğurdu. 2 litre süt ya da 1 litre sütü biraz daha küçük kaseli onu da kestirelim. Süzelim aynı şekilde. Hı-hı. Tuzlayalım, yine tekrar dolaba koyalım. Bekletelim ve bekletelim, yiyelim. Nefis. Sofralarda çok farklı tüketiliyor ama bir de bunun kızartılarak yenilen. Evet, evet. Hellim mesela. Hellim gibi. Evet. Köy peyniri de aynı şekilde. Köy peyniri de yapabiliriz. Mesela şeyi de yapabiliriz. Antep peyniri de buna uyuyor. Biraz sert olduğu için bakın. Öyle mi? Bakın serttir. Hemen şey yapılmaz, erimez. Biraz tuzlu olmasından dolayı bunu çok tuzlu, daha doğrusu tuzlu olduğu için suda bekletelim. Sıcak suda. Sonra sıkıp birazcık bunu öyle tüketelim. Şimdi bunu anlattık size. Yani yumurta var, sütümüz var ve örgü peynirimiz çok güzel. Bu da çok hoş bir peynir. Bu peynirimizin de pek fazla yağı yoktur aslında. Bunu güzelce ne yapıyorlar? Mayalandıktan sonra elle şekil veriyorlar o yumuşakken. Hı hı. Şimdi tabii ki fabrikalarda olması açısından çok daha kolay. Daha kolay bir şekilde bu örgü formatı verebiliyorsunuz. İp de ona keza aynı. Tereyağı zaten biliyorsunuz. Evet. Zaten kaşar o ayrı bir olay. Bir de çok sağlıklı bir kahvaltı görüyoruz. Evet. Orada. Gözlemlerimiz için köy yumurtamız özellikle. Hı hı. Sağ olsun Ayşe Hanım'ın bahçesindeki kümesten biraz önce almış getirmiş bize. Benim arkadaşım, Oya arkadaşımla birlikte oraya Sırtı Pey'le birlikte sağ olsunlar. Onları da anmak istiyorum. Bu sofrayı biraz da onlara borçluyuz. Canan arkamızda hoş bir fırın var. Çıtır çıtır ben duyuyorum da işte o vakti bekliyorum. Yani şunu şöyle koyayım peynir biraz. Peynir eritme vaktini bekliyorum. Aa, eritme peyniri de geldi aklımıza. Nasıl yaparız bakalım eritme peynirini arkadaşlar? Biraz da onlardan da konuşmak tamam. Yarar var. Eritme peyniri çok da sert, bayağı sert. Şöyle mi kessek? Evet. Bu çok sert, bunu da şey yapabilir miyiz? Şöyle ayırsak. Şöyle tutalım, ben size yardımcı olayım. Hani ucunda yemek olduğu için çok başarılıyım o konuda. Estağfurullah. Ha şimdi. Hmm. Biraz da hava soğuk ya, insan şey yapıyor, elleri kolları birazcık değil mi? Üşüdük sanki. Yo gayet güzel, güzel aslında. Güzel mi? Ucunda yemek olunca her yer değil güzel. Mi? Eritme peyniri nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Bütün kalan peynirler diyelim biriktiriliyor. Bu peynirlerimizi alıyoruz ısıda.
İçerisine krema ya da tereyağı konuyor. Belli bir kıvamı geldikten sonra süt konuluyor. Süt ve krema. Yani onu yumuşatmak hı-hı için, biraz akıcı hale getirmek için afiyetle yeniyor. Eritelim mi? Hadi eritelim. Şu olabilir mi? Antep peyniri yedi değil mi onu? Tamam. Ercan sağ olsun sopalarımızı ay hazırlamış. Ay bunlar da ne güzel. Hemen kopardık şimdi. Evet. Ha bir de biliyoruz, onu unutmadan geçmeyelim. Küp peynirler var sarayda. Onlar nasıl yapılıyor? Küplerin içerisinde peynirler basılıyor. Böreklerde, köftede, makarnada peynir derken yağda, ateşte, kebap tadında peynir de varmış. Evet, kebap sunumunda ateşte kızartma. Hadi gelin birlikte deneyelim. Anadolu'nun her köşesinden dostlarımızla sohbetimize evde devam ediyoruz. Selanik'ten, Malatya'dan, Karadeniz'den gönül gönüle sıcak bir sohbet tutturuyoruz. Ortak dil kültürümüz. Efendim, peynirle başlayan güzel sohbetimizi, güzel peynirlerimizi yedikten sonra bizi evlerinde konuk eden çok değerli dostlarımız Ayşe ve Tufan Atalayman'ın böyle güzel köşelerinde yine peynir sohbetiyle devam edelim istedik. Teşekkür ediyoruz. Bizi bugün ağırladınız. Sağ olun. Böyle peynirden söz ederken sohbet sırasında bir de sizin İzmir'de böyle İzmir tulumundan onunla yapılan eski böyle özel peynirlerden söz ettik. Evet, benim çocukluğumdan aklımda kalan en güzel lezzetlerden biri İzmir tulumu. Daha sonraları öğrenmeye başlayıp ve ben alışveriş yapmaya başladığımda tulumun boğaz bölümünün çok lezzetli olduğunu öğrendim. Çünkü keçi tulumuna tersten sarılan İzmir tulumu soğuk hava depolarında bekletilirken sütün içindeki yağ ve diğer aromalar boyun kısmında birikiyor ve buradaki lezzet diğer taraflarındaki lezzetlerden biraz farklı oluyor. Hatta bu biraz da farklı fiyata satılan bir bölümü oluyor peynirin. Bir kısım insanlar bu lezzeti seviyor, bir kısım sevmiyor. Dolayısıyla onu hemen ayırıyorlar ve gidip boğaz bölümünden istediğinizde size başka bir köşeden çıkarıp o peynir çok farklı bir lezzet, çok aromalı bir lezzet ve eğer o tadı seviyorsanız da kopamayacağınız bir lezzet oluyor. Yine o günlerden aklımda kalan enteresan bir lezzet ama hala da yapıyorum onu. Küçük biber dolmalık biberin içine çökelek, maydanoz, biraz karabiber, tuz ve yumurtayla yapılan ve dikine bol yağda pişirilen muhteşem bir lezzet oluşuyor. Ay müthiş. Ve bunu çok da kızartma gibi değil de hafif yumurtanın o çökeleği tutacağı kadar pişiriyorsunuz ve bu çok güzel bir meze ve hele biraz da soğutarak yiyorsanız muhteşem. Kültürlerin kardeşliği veya yakınlığı açısından bir Yunanistan seyahatinde benzer aynı şeyi yine orada da görüyorsunuz ve de yemekler de kültürün ne kadar birbirine yakın olduğunu ve iç içe olduğunu çok güzel gösteren örneklerden biri. Peynir insan hayatının vazgeçemeyeceği yiyeceklerinden. Bir de tatlılarla olan özel bir ilişkiniz de var. Tatlı seviyorsunuz, tatlı yapıyorsunuz. Peynir tatlılarıyla aranız nasıl? Peynirli tatlıyı pek yapmıyorum ama onu tüketiyorum, höşmelimi ve peynir tatlısını. Benim tatlılarım biraz daha İzmir yöresinin tatlıları, biraz aşure, birazcık sütlaç. Şimdi siz İzmirlisiniz. Evet, İzmirliyim. Ayşe Hanım? Eşim Malatyalı. Malatyalı. Şimdi gelelim Malatya'da. Oradan peynir öğrendim. Nasıl? Orada da öğrendiğim çok farklı peynir lezzetleri de oldu tabii. Nasıl güzel bir kaynaşma oldu mu yoksa çatıştık mı arada? Yok, hiç çatışmadık. Çok farklı lezzetler. Ben ona İzmir tulumu yemeği öğrettim. Ben de Malatya peynirini tüketmeye başladım. Ayşe Hanım da bildiğiniz gibi Malatyalı, biraz önce bahsettiniz. Tufan Bey Selanikli. Dolayısıyla iki farklı kültür. Bu peynir buluşmasını nasıl yaptınız? Osmanlı nasıl bütün kültürleri birleştirmişse biz de kültürlerimizi birleştirdik. Çok güzel. Ve peynir de çok özel bir yiyecek. Yani yiyeceklerin bizim ailemiz için de gerçekten çok önemi olan bir yiyecek.
Malatya'da peynir çorbadan başlar, tatlıya kadar kullanılır. Ailemizden de gördük. Peynirin her türü kullanılır ve peynirimizi biz kendi evimizde kendimiz de üretiyorduk ama dışarıdan aldığımız peynir çeşitlerimiz de oluyordu. Süt biliyorsunuz Anadolu için çok önemli. Kesinlikle. Sütün özel olduğu her yerde peynir de güzel oluyor. Biz özellikle benim çocuklarım çorbada peyniri çok seviyorlar. Direkt sütlü ve peynirli bir süt çorbamız var. Bu Malatya'ya da özgü bir çorba. Malatya'da bir de tabii süt ürünlerinden yoğurt ve yoğurtla beraber yapılmış, Malatya yöresinde bulgurlu yapılmış her türlü ürünü köfte deriz. Ve biz o köfte ürünlerin içerisinde sütlü, yoğurtlu ürünlerimiz de var. Peynirlerimiz, peyniri daha çok peynir helvası olarak kullanıyoruz. Taze peynir, bilhassa bahar aylarında çıkan, bol yağlı ve tuzsuz olan peynirden peynir helvası yapıyoruz. Kısaca bir tarif yapma şansımız var mı? Şöyle, peynir, taze peynir mümkün olduğu kadar çok çabuk eriyen bir peynir tarzı. Bunu çok hafif, biraz tereyağıyla, nişastalı oluyor o. Nişastayı hafif tereyağıyla çeviriyorsunuz, içerisinde de peyniri koyuyorsunuz. Bu biraz tereyağının içerisinde iyice eriyip nişastayla bağlanınca ondan sonra üzerine şekeriniz katıyorsunuz. Şekeri ilk başta katılmıyor, daha çok sertleşiyor çünkü. Daha sonra şekerini katıyorsunuz. Hoş, hafif, biraz höşmerime benzer ama daha çok kıvamlı olduğu için helva diye geçirdiğimiz bir peynir tatlımız. Sıcak var. Mı daha çok tüketiyorsunuz? Sıcak daha çünkü şeker biliyorsunuz sertleşeceği için. Yok, sıcak. Çok güzel bir sonuç alınmayabilir sonradan. Sıcak olarak tüketiyoruz. Çok böyle peyniri çok seviyoruz. Bunun için de her anda kullanıyoruz. Tabii süt, peynir vazgeçilmez gıdamız. Kesinlikle. Peki Oya'cığım, sen ordulusun. Evet. Sizin orada en çok hangi peynir türü tüketilmekte? Ufacık bir bilgi versen. Bizim orada keş diye bir peynir türümüz vardı. Evet. Herhalde onu çoğu bilmiyordur. Babaannem onu köyde kendisi yapardı. Beş torbaya onu kurutulardı. Daha sonra böyle sobanın üzerinde o kızartılır. Sonra sadece yufkalar yapardı. Onun arasını sarıp yenirdi. Çoğu yerde bilmez herhalde keş. Evet, keş. Bir de çökelek galiba sizin. Hani taze çökelekle de yapılan güzel gözlemeleriniz, bazlamalarınız evet. Var. Değil mi? Yufkanın arasında evet. Özellikle bugün de annem, yedik. Evet, ellerinize kendisi. Sağlık. Afiyet olsun. Peynire, zeytine, ete, tuza, soğana katık Anadolu'nun kutsalı. Kokusuyla karınları doyuran toprak ananın helali. Yere göre koyamadığımız ekmek. Anadolu kokan, köy kokan ekmekler sosyal yaşamın renklenmesi. Teknolojik gelişmeyle sayılamayacak kadar çok çeşide ulaştı. Pişirilme yöntemleri, mayalısı, mayasızı, beyaz unlu, kepekli, çavdarlı ekmekler, katkı sağlayan ürünlerle, cevizli, zeytinli, haşhaşlı, ayçiçek taneli, uzayıp giden bir liste oluşturuyor. Toprak, tohum, buğday, başak, un. Emek, göz nuru, ter, inanç ve sonunda nimet, ekmek. Geleneksel Türk mutfağında vazgeçilmez bir yere sahip beslenmemizin temel unsuru. Hemen ekmek deyince geleneksel mutfağımızda, inancımızda ekmeğin yeriyle başlayalım tabii mı? Tabii ki. Ekmek biliyorsunuz bizim için çok önemlidir, nimettir. Her şeyden önce, her katkımı, yiyeceğimiz her şeyde mutlaka biz toplum olarak ekmeksiz bir yemek şansımız olduğunu düşünmüyorum. Ay, ne dersiniz? Kesinlikle. En azından bir ekmeğin arasında bir parça peynir, efendim ne derler biraz zeytinyağı, ne bileyim onun yanında başka bir zeytin. Bununla birlikte insan karnını rahatlıkla bir öğün olarak ekmekle doyurabilir. Tabii bizim ülkemizde ekmek çok önemli. Geçmiş döneme baktığımız zaman Osmanlı döneminde de ekmek çok çok önemli. Ona verilen önem her konuda, her şekilde günümüze kadar gelen belgelerde de bize bunu göstermekte. Biliyorsunuz ekmek sadece yani katık için kullanılan hani büyük yemek malzemesi demeyelim, ekmek yemek malzemesi olarak değil, aynı zamanda bize birçok doğanın güzelliklerini vermekte. Yani topraktan gelen bereketi biz vücudumuza ekmek kanalıyla daha güzel koymaktayız. Çünkü en katkısız dediğiniz gibi en az içerisinde tolere olmuş olan bitkidir. Buğday evet ve çeşitleri.
Buğday da zaten bizim geleneklerimizde bambaşka bir yere sahiptir. Hiçbir şey olmasa bile o başakları süs diye eve asarlar, mutfağa asarız. Nazar değmesin, olsun, nazar değmesin diye. Evet. Biliyorsunuz ülkemiz açısından da çok şanslıyız. Gerçekten çok güzel, verimli topraklarımızda şahane buğday üretimimiz de mevcut hali hazırda. Şanslı ülkelerin başında gelmekteyiz dünya üzerinde. Ekmeğimizi her şekilde değerlendirebiliriz. Yani biz ülke olarak bir Çin ya da bir Japonya'ya baktığımız zaman ekmek kültürü hiç olmayan ülkelerle kıyasladığımızda kendimizi her zaman ben şanslı görmekteyim. Ben asla orada yaşayamam. Ben de öyle asla. Aynı şekilde. Çünkü ekmek gerçekten bizim her şeyimiz ülkemiz olarak. Nasıl diyeyim ben size? Çocuklar dişleri çıktığı zaman hedik yapılır. Hedik değil mi buğdaydan yine? Efendim hediye olarak yeni evlere şeyler, çuvallarla buğdaylar hediye edilir. Güneşte bile kuratılan ekmek türlerine bile rastlamaktayız ileriki geçmiş tarihlere baktığımız zaman. Nigül Hanım peki Osmanlı'da ekmek nasıldı? Ekmek kültürü nasıl? Biraz ondan da söz edelim mi? Yemek kültürümüze baktığımızda geçmişte Osmanlı'da ekmek tabii ki her yönden her şeyin başında tacı olan bir ürün oluyor. Özellikle 15. yüzyıla bak aynı zamanda nüfus sayısı çok fazla. Dolayısıyla günlük üretim çok yoğun olduğu için yine her zamanki gibi devletin elinde olan bir ortam içerisinde toplanmakta un olsun, pirinç olsun, şeker olsun bu besin, temel besin maddeleri. Ve bunlarda ne yapılmakta? Un kapanında belli büyük depolarda ihtiyaç istedilen yerlere günlük vermiş oldukları dağıtılmakta. Bir yerde toplanıp mesela işte imalathaneleri kaç ton? Efendim okullar mesela imalathane dışında fırınlar ne kadar istiyor günlük ve bu şekilde dağıtım yapılmaktaydı. Fırınlar zaman zaman denetlenmekte, her fırında kefili olmakta, kefilsiz fırın açılmamakta Osmanlı. Neden? Eğer fırıncı bir suç işler ise hatalı bir ekmek yapımı, kirli olması, kafasına göre kapatma gibi bir şansı da yok fırıncının. 6 aylıkta erzak deposunun dolu olması gerekiyor. Un olarak bunları koruması gerekiyor. Bir hata yaptığı zaman kadı önüne gittiğinde bu fırıncı kesinlikle cezalandırılıyor. Ne yapılıyor? Ya fırın elinden alınıyor ya da başkasına devrediyor. Çok ağır. Evet. Çok ağır. Peki o dönemin ekmekleri böyle hani çeşit, şimdi binlerce, şu yüzlerce şimdi çeşit olursa, ekmek var. Şimdi o zamanın hani böyle en belirgin ekmekleri neler? Üç çeşit ekmek görebiliriz. Ne görebiliriz? Saray içerisinde mutfakta pişen has undan yapılan has ekmek. Somun. Bir de fodla. Fodla dediğimiz ekmek de Arapçadan geliyor. Bu da dikdörtgen şeklinde, besin değeri, kalori değeri çok yüksek olan ama biraz daha koyu renkli olan, içindeki yoğun kepek ya da yulaftan kaynaklanıyor, yapılan ekmek çeşidi. Çağ ilerledikçe, yıllar geçtikçe, işte efendim yulaf, çavdar, kepek, mısır, efendim onun dışında ne görebiliriz? Çeşitli buğdayların bir arada birleş, tahılların bir araya birleşmesinden oluşan yeni unlardan. Efendim tekrar dediğiniz gibi içerisini zenginleştirmek amaçlı zeytininden tutun, karpuz çekirdeğinden tutun. Tabii. Bir de o dönemde fırınlardan ekmek almak yerine hanımlar evde... Uzun bir süre fırın olayı kavramı yok tabii. İnsanlar kendi evlerinin yakındaki kendi oluşturulan fırınlarda ekmeklerini pişirmekteler. İmece usulü hanımlar gelir bir araya, büyük büyük topluca ekmekler, topluca ekmekler. Halen biliyorsunuz Anadolu'da bu devam etmekte. Değil mi? O özellikle yufka ekmekler, mesela yufka tandırda falan. Şurada var galiba canım. Şuradan ben... Ne kadar güzel bir ekmek. Halen bu güzel güzel ekmek kültürümüz devam etmekte. Onun için kaybetmemekte yarar var. Şu ekmeğin güzelliğine bakar mısınız? İncecik. Bu ekmekler yapılır şu şekilde. Özellikle kışın için biliyorsunuz 6 aya kadar kuruma süresi var kendisini koruyabilen bir ekmek türü. Maya yok bunlarda. Maya yok. Tuz, un ve sudan yapılır. Hanımlar hep birlikte oturur, şarkıları eşliğinde bunlar açılır. Hafifçe de saçta bu böyle arkalar önüne bir kurutulduktan sonra bunlar böyle böyle büyürler, koca bir böyle kuru kuru tıkır tıkır üst üste konur ve yenileceği zaman mı ıslatılıyor? Evet, yenileceği zaman ıslatılır ya da böyle kuru kuru olması güzel. Bazen de bu şekilde saklarsanız belli bir süre bu şeyini korumakta yumuşaklığını. Şimdi buzdolaplarında kullanabiliriz eğer yumuşak kalmasını istiyorsak. Bu haşhaşlı ekmek, haşhaş var içerisinde. Çok güzel. Hatta İsparta'nın okul diye geçmekte. Osmanlı da çok sevmiş bu ekmeği ve sarayda bol miktarda haşhaşlı ekmekler tüketilmiş son dönemlerde. Şöyle bir ekmeğimiz evet. Var. Bu da yine şurada bir ekmek var. Aslında o asıl müthiş, ekmek orada. Müthiş, evet. Şöyle uzanıyorum, alıyorum. İşte bu tam buğday ekmeği.
Bakın her şeyiyle kabarmış, kendi şeyi, onu şeyiyle. Maya bu da burada üst üste iki kere yapılmakta maya bu ekmeklerde. Hmm. Bir yapılır mayası, un, su, maya kullandıktan sonra bir kabartılır, çalıştırılır maya. Arkasından kabardıktan sonra tekrar bu ekmek yoğrulur. Tekrar ikinci kere. Ondan sonra kalıbına konup taş fırına konduğunda bu şahane bu şekilde. Buna bazlama da deniyor, şepeleme de diyorlar buna. Şöyle de var. Bu işte tam eski Osmanlı dönemindeki bir ekmek türü. Bu ne oluyor? Su, un, tuzdan yapılıyor. Biraz da maya ile birlikte kabartılıyor. Bu bekletiliyor. Daha sonra saçta bu şekilde pişiriliyor. Bu ekmek de çok kolay ama ağır bakın. Ne kadar yoğunluğu olan bir ekmek. Yani bazlamayı andırıyor ama. Andırıyor. Daha yoğun. Daha yoğun. Bakın bu daha yumuşak. Gördüğünüz gibi. Evet. Ama bu da önceki hali, yani bu hali, daha şekillenmiş. Evet, daha geçmişteki olması için ben bunu evde pişirdim size akşam. Evde pişirdim. Bir tek buna pişirdim. Evde pişirdim deyince şimdi tekrar sanki evde bir ekmek yapma özel makineler alınıyor falan. Evet, siz ne diyorsunuz? Evde ekmek nasıl yapılır? Yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Çok da kolay. Ekmek makinesi olmasına bence gerek yok ama yapmak isteyenler ekmek makinesiyle de yapabilirler. Yapacağımız çok kolay. Yarım kilogram unumuzu alalım. Tamam. Güzel bir cam kaseye koyalım. Tamam. Bir paket instant maya ya da yaş mayamızı alalım. Bu mayamızı güzelce ılık sütle ve şekerle çalıştıralım. Ve bunu güzel yine ılık sütle yoğuralım. Yoğurduktan sonra bekleyelim sıcak bir ortamda üstünü kapatalım. Hamur çalışacak, mayalanacak. Arkasından istersek bir kere daha yoğuralım. Daha bir güzellikçilik ve daha bir lezzet olsun diye. O da püf noktası olsun. Püf noktası. Sonra istediğin tahıl varsa ne varsa üstüne çekirdek olsun, susam, haşhaş, çörek otu ne varsa. Çörek eti kullanmakta yarar var. Osmanlı çörek otunu çok kullanmış geçmişte. Çünkü hazmı çok kolaylaştırıyor. Ekmek de hazmı kolaylaştırma açısından, vitamin değerini katkısı artması açısından çok kullanılmış susam ve çörek otu. Özellikle çörek otu. Onları da karıştırabiliriz. Sonra yağlanmış, unlanmış bir kek kalıbını tercih edin yalnız kek evde. Kalıbı. Evet, neden? Çünkü alttan yukarı doğru ısısıyla birlikte ekmeği tam tamamına pişirsin. Ortadan geçiyor, delik olduğu için biliyorsunuz. Daha çok kabarır mı? Daha çok kabarmasına sebep oluyor. Yalnız fırında ısıtacak bir fırına vermemizde yarar var. Çünkü ekmeğin mayasından kaynaklanıyor. Eğer siz onu normal bir ısıda pişirmeye kalkarsanız ekmeği bozarsınız. Mesleği baba mesleği olarak devam ettiriyoruz. Yani kaç dönemdir, 3-4 dönemdir. Fırıncılıkla uğraşıyoruz. Ekmek esasında hani çok meşakkatli bir iştir. Yani insanların sunumuna çıkana kadar çok değişik evrelerden, evet, çok terinizden, erken saat, terinizden çok erken emeği görmek emeği mümkün. Çok yüksek olan bir ürün. Sabah 3 gibi galiba. Yani gece 3'te başlanıyor bu işi yapmaya. Yani herkes uyurken ustalarımız başlıyorlar. Akşam saat yani 7-8'e kadar. Bu ekmek sürekli çıkıyor, insanların tüketimine sunuluyor. Peki sizin hani fırında olmazsa olmazınız var mı? Biz şimdi sohbet ederken bazı esnafların ta eskiden gelme inançları olduğunu konuştuk aramızda. İşte yulaf vermezlermiş, evet. Kepek vermezler. Yani o nasıl bir şeydir? Sizde var mı? İnançları hani, var. Daha yani bizim artık yaş grubunda pek şey olmuyor ama bir önceki dönemlerde hani fırından un istediğiniz zaman abi vermezler, bereketi kaçar diye. Evet. Yani öyle bir inanış var yani. Biz böyle gidiyoruz mesela, hamur alıyoruz. Hazır hamuru alıp çıkıyoruz. Evet. Hamurda değil de hani un, buğday unu, mısır unu veya kepek unu falan isterler. Onu yani dükkan sahipleri vermek istemezler hani şey olarak değil. Bereketi gidiyor. Onun bir şey değil de bereketi kaçar diye bir inanış var yani eskiden. Ama Korkut gelir, ben gelirim. Ablacığım neredesin istersin? Ne demek? Büyük bir keyifle. Artık. Genç jenerasyon çünkü yeni algılayabiliyor. Yani çünkü artık. Evde ekmek yapma alışkanlığı, sevgi, her şey. Bir de ders verdiğimiz için biliyorsunuz yemek derslerinde gerekiyor bu tür şeyler. Şöyle açalım. Bunlar ekmeğin yapımı sırasında sizin kullandığınız unlar, unlar evet. Ve işte böyle çekirdek otu. Buğdayın bir tonundan 1 kilogram elde ediliyor. Normal buğdayın içine karıştırılarak yapılıyor. Özü. Buğdayın özü bu şey. Dediği gibi 1 ton buğdaydan 1 kilogram. Tıpkı safran gibi düşün. Bunlar yani onu unken birbirine çok yakın oluyor genelde. Bu da kepekli olması lazım. O kepekli lazım. Evet.
O da şöyle, evet, değil mi? Dan dolayı kepek geçti. Bu kepek üstüne ayrıca atıyorsunuz. Yani o kalın kepek üzerine... Elekten kalan var ya, hiç kısmını atmıyorlar. O çok güzel bir olay. Ekmeğe de çok güzel bir, görüntü veriyor aynı zamanda. Haşhaş da var biliyorsunuz. Her şey koyabiliyorlar. Karpuz çekirdekleri, kavun çekirdekleri zamanında. Evet. Cevizli ekmek efendim. Bademli ekmek. Evet. Yani bunun da sınırı yok Canan Hanım. Yani ekmek bu, geçmişten bu, kalan, bu, evet. Tam buğday ekmeği. Katkısı. İki işlemi. Ayasız hani... Bu, ama kendi kendine ve bir mayayı alıyorlar, hani bildiğimiz maya değil, ekşi maya biliyorsun. Ekşi mayadan bir parça koyuyorlar, hazır maya, ekmekten bir maya ekmek koparıyorlar diyelim, saklıyorlar. Ya, bu da hiç işleme girmemiş. Ha, girmedi. Ay, kendi bunu kendine. Bir, bunu bir keselim mi? Biliyorsunuz eskiden insanlar yaparken ekmeklerine de bir de maya ayırırlar, parça. Nerede bulacaklar hazır mayayı tekrar, bizim şu anki bulduğumuz instant maya olsun, yaş maya olsun. Dolayısıyla diğer ekmeklerde böyle mayalana mayalana uzun süre kullanılmaktaydı. Kokusu bile bir başka, evet, sana etkiliyor. Ekşi kokuyor, farkında mısın? Peki bir de derler ki eskiden ekmeğe bıçak değmeyecek falan, evet, derler. Evet, elle bölmek daha sevaptır, daha güzel olur. Niye acaba? Onun da kesin bir mantığı vardır ama ne? Yani ufalanmasın, dökülmesin. Zaten büyük sofralar serilir diye yere örtüler. Onun üzerine kasnak, onun üzerine tepsi konulur biliyorsun. Yine ekmekler kalan olursa o nimetleri mutlaka ufaklıkları bile yenilirdi. Ama maalesef şimdi ekmekleri ister istemez çöpte bile görüyoruz. Ben de olayı çok üzülüyorum. Gözümüz çok aç galiba, çok fazla ekmek alıyoruz. Sonra ekmekleri yemiyoruz ama hiç değilse bari onları, bayat ekmekleri evde değerlendirebiliriz. Ne yaparız? Ne yaparız? Bayat ekmekleri alırız, içerisine süt karıştırırız. Sütle birlikte elimizde şöyle bir ufalarız. Kabartma tozu, iki yumurta, efendim peynir istiyorsan peynir rendele, zeytin istiyorsan zeytin koy. Kabartma tozu, yumurta. Evet, bildiğimiz, bayağı bildiğimiz ekmeğe. Çocuklara yedirmek istiyorsak eğer, ev halkından da daha besleyici olması için de bir misafire sunabilirsin bunu. İlla bir şey yapmana gerek yok, börek yapmana hemen. Onları ne yapıyorsunuz? Ondan sonra bunları güzelce tekrar hamurumsu gibi bir hale sokuyoruz. Yağladığın, unladığın tepsiye koyuyorsun, fırına atıyorsun. Çıkar sana harika ekmek böreği. Evet, gerçekten çok keyifli, bereketli, nimet üzerine bir sohbetti. Hepsi birbirinden nefis görünen, evet, lezzetli olduğuna hiç şüphe olmayan, bir de çok güzel kokan. Değil mi? Ekmeğin de öyle bir özelliği var. Bizi al beni çok değil mi? O kokusuyla, evet, duygulara da hitap eden her açıdan zengin bir sohbetti. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Dedik ya, konu Anadolu'nun ekmeğin bereketi çeşitlerine de yansıyor. Hiçbir toplumda görülmeyecek bir zenginlik bu. Bu toprağın bereketinin hepimizin evinden, sofralarından eksik olmaması dileğiyle şimdilik esen kalın.